Hadi oğlum bir kaşık daha iç çorbadan. Nasıl oldun oğlum? Daha iyiyim baba. Ateş hiç düşmemiş. İçmesen nasıl iyileşecek? Aç şu ağzını, aç. Boğazımdan geçmiyor anne. Lan zot direkt Tarzan gibi geziyor sokakta. İt gibi sürtmeyebiliyorum. Bitir o çorbayı da. Vallahi bıktım şu WhatsApp grubundan. Sessize alacağım artık. Bin 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 kafam şişti ya. Buyurun. Pardon, ben Gülşah'a gelmiştim ama yanlış mı geldim? Ben eşiyim, çağırayım mı Gülşah? Ha Ezgi merhaba, hoş geldin. Kızım sen ne zaman evlendin? Hem düğünüme gelmeyip hem bunu mu diyorsun bana? Cansu, Merve, Gizem herkes geldi düğünüme. Gerçi Cansu şimdi Dubai'de ama. Ne Dubai'si, ne zaman gitti, neden benim haberim yok? WhatsApp grubuna yazdık, bakmadın mı? Cansu'yla ortak aldığınız bilete piyango çıktı. Cansu'yla Berke Dubai'ye yerleştiler. Biz bu yüzden Cansu'yu gruptan çıkarttık. Hangi Berke'yle gitti? Kızım gruba yazdık ki eski sevgilim Berke'yle gittiler Dubai'ye. Ağrı Dağ'ın eteğinde uçan güvercin olsam, türkü olsam dillerde. Yok öyle telefon falan, hadi hadi. Al yeğenim, benim telefonla ne istiyorsan indir oyunu, al hadi. Abi verme şuna telefon falan ya. Ya oynasın yarım saat, tamam ya. Bu kapıya bakayım. Osman Gülsekin sen misin? Buyurun. Al kredi kartı ekstrayı. Bilmem ne oyunu, 30 bin altın, 5 bin elmas, 120 ekstra, ne satın almış? 13 bin lira. Yeğenim telefonu alabilir miyim? Osman Gülsekin sen misin? Lan sordun ya az önce benim. Ha bak sana Çin'den bir şey gelmiş, bak papçı bir şey diyor bak. Bak ateş patışı diyor, iyi bak iyi. Oyun karakteri satın almış püşt. Versene telefonu. Osman Gürtekin sen misin? Lan ne var ne? Ha bak Milli İstihbarat Teşkilatı'nda sen bir şey almışsın, bu abile MİT'te geliyor. Osman Gürtekin telefonuna Baylok indirmekten seni gözaltına alıyoruz. Yok ben indirmedim. Kardeşine oğlu ver. Ona verdim telefonu. O indirdi. Kes lan FETÖ'cü! Vallahi ben bunun FETÖ'cü olduğunu bilsem kargo marka getirmezdim. Allah! Belanı bir siktirdik. Nasıl ya? Sıradaki senaryomuz çakma Balenciaga ayakkabı satıcıları kızı kaçırmış. Önce kızı kurtarıyorsun. Fakat tam öpüşecekken kız senin eşofman paçalarının yeterince dar olmadığını görüp seni terk ediyor. Ve sen çakma ayakkabıcıyla tam öpüşecekken kahroluyorsun. Muazzamsın, muazzam. Şuradaki senaryo şöyle, mahpushaneye yeni düşmüşsün ve eski mahkumlar seni sıkıştırıyor fakat koğuş ağası onların elinden seni kurtarıp boş bir hücrede baş başa akşam yemeği teklif ediyor. Kabul edip hücreye gidiyorsunuz fakat hücrenin tavanında koğuş ağasının metresi olan gardiyan kendini asmış. Aman tanrım diyorsun, ben nasıl yuva yıkan bir mahkum oldum derken koğuş ağası bu sırada sana hayatım yanlış anladın açıklayabilirim falan diyor. Oyna bakalım. Tamamdır. Zor bir dönemdi ama atlattık yani. Hayatım ben bir lavaboya gideyim tamam. Git hadi kötücük. Nasıl bahsettiğim kadar iyi bir çocuk değil mi? Bak daha bir hafta olmuş sevgili oldu ama sen çok çabuk güveniyorsun yine. Gör bak bir şey çıkacak bu çocuktan. Alakası yok. Ben bir şey söyleyeyim, doğru kişiyi buldum bu sefer. Bak söylemiştin dersin bana sonra kesin çıkacak. Instagram'dan fake bir kız hesabı açtım, seninkine mesaj attım bak. Ne oldu, cevap verdin mi? Yok daha vermedi ama bak şimdi kesin verecek. Bir söyleyeyim hiç gerek yok. Bu sefer o çocuğu buldum yani. O çocuk bu çocuk. Ya of çok sıcak. Orucu yemek hazırlayacağım. Sana da koyayım. Aa koyan koymuş. Ne oluyor burada? Ya böyle o kadar şaşılacak bir şey değil ya. Bu binlerce yıldır yapılan bir şey zaten. Sen de biliyorsun. Ya sen de saçmalıyorsun. Ne oluyor? Ne anlama geliyor bu? Ne demek yani? Gördün mü bak haklıyım işte. Bak dedim sana. İnsanlara çok hızlı güveniyorsun. Al işte. Ya buna gerek var mıydı? Allah belanızı versin. Bak. Nasıl ya? Ben sana sevdiğin adamın gerçek yüzünü gösteriyorum. Sen bana bela mı okuyorsun? Yazıklar olsun. Ben çok mu hevesliyim sanki sevişmeye? Dinlendin mi? Dinlendim ben. Hadi 3. Geleceğim mi? Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş. Ay sen bir gülme tut beni. Ay sen ben. Kızım sen mi ben mi? Anne 445 puan almışım. 500 zaten tam puan. Ay maşallah benim oğluma. Hacer senin oğlanın TC'sini söyle de onun da sınav sonucuna bakalım. Ne diyorsun? Yok bakmayalım. Bakalım. Bakmayalım. Yok bakmayalım. Akşama babasıyla bakar. Babası da geldi. Hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Bizim oğlanın TC'sini istiyorlar. Sınav sonucuna bakacaklarmış. Babası da gitti. Bay bay. Siz kendi sınav sonucunuza bakıp geldiniz değil mi? Böyle ev ev gezip milletin tadını kaçırıyoruz. Tadımız da kaçtı. Oh. Şimdi nereye gidek oğluş? Üst kata anne. Hadi gidek oğluş. Hadi gidek anne. Hadi siktirin gidin. Bak dedenlerde öyle yemek seçmek falan yok söyleyeyim ha. Ne varsa onu yiyeceksin. Dedenden de öyle bir şeyler isteme. Ne dersen yapıyorlar zaten.
Anlaşıldı mı? Bize ses çıksın, ses. Aha lan, kimle gelmiş lan? Aferin, aferin. Hadi sofraya, kuzum geldi diye ıspanak yaptım be, hadi. Ispanak cırt ya. Yok mu böyle sucuk sosis? Ama arabada ne konuştuk Aykut yemek konusunda, değil mi Aykutcuğum? Evet, arabada ne konuştuk? Ben senin ilk torunun değil miyim? Yap oğluma sucuk yap, yap. İşte o gagayı burada biraz kapatıyoruz aslancım. Hadi bakayım. Dede bir de benim bu tablet eskidi ya. Eskisi gibi çalışmıyor. Bunun da alacağı yok yenisi. Niye almıyor bu tablet? Almayın artık! Baba zaten almaya gidecektik. Hadi kalkalım da almaya gidelim. Hadi gel. Sürekli de annemle tartışıyorlar para mevzusunda. Ne yapıyor? Karı kıza mı yediriyor? Kumar mı oynuyor? Kumar veriyor bu tablet! Kumar mı oynuyor? Oğlum hadi. Bir de ben 2-3 gün burada kalayım mı? Bunun bakışı bakış değil. Bir gidecek bile. Nasıl gidecek bunu böyle? Üçer bana ha? Çalın lan lan! Oo, kuzum benim. Hadi söyle bakayım. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Evet, psikolojik travma bölümünden ilk sorumuz geldi. Ya anne şöyle saçma sorular sorma şu çocuğa. Karışma sen, çocukken bize de soruyorlardı. Hadi söyle kuzum, hangisi? Benim oğlum annesinde babasında eşit sever babaannesi. Değil mi oğlum? Aha. Annem de babam da eşit seviyor. Yok, bir tanesini seçiyor. Annem mi babam mı? Ama eşit seviyorum lan. Tamam işte eşit seviyor, sıkıştırma şu çocuğu ya. Sıkıştırmıyorum ya, ne sıkıştıracağım? Kuzum ben sana yardımcı olayım. Şimdi 5'ten geriye sayacağım. Oo anne bir dakika, ne yapıyorsun ya? Şşş, annenin mi sefil beynini dağıtayım? Yoksa babanın. 5. Korkma oğlum, söyle birimizi gitsin, önemli değil. 3. 2. Tamam, babamı daha çok seviyorum. He işte bu kadar ya, tamam işte. Eşit sever. Bu eşit değilmiş ya, babasını daha çok seviyormuş. Eşit sever. Babası dedi ama. Eşit. Gelin. Bak delirtme beni, babasını daha çok seviyormuş. Bu çocuk annesiz mi büyüsün kızım, ne istiyorsun sen? Bugün çarşıda yürürken yanımdan geçen adamın biri bana ne haber dedi. Kim lan? Nerede? Nerede lan? Ah sazanım benim. Nasıl da delirdi. Şuna bak, beni ne kadar önemsiyor. Bütün tadı kaçtı. Halbuki bugün hiç öyle bir olay yaşanmadı ki. Bana tarif et şu adamı. Bu robot resmini çizeceğim. Nerede kalem? Tamam hayatım. Sen de çok sinirlenme. Ben de bir duş alayım. Olayın şokunu atlatayım üstünden. Nereden bulayım koca şehirde sana ne haber? Niye anlatıyorsun ki? Ne yapayım? Aşkım bornozumu gördün mü? Duruyordun lan kendi kendine. Bana ne lan bornozumu? Allah'ım hadi bak. Tamam. Çok sinirlenme. Ya Aykut bak, senden ayrıldım diye niye herkese yaşadığımız her şeyi anlatıyorsun? Niye benim adımı kötüye çıkartmaya çalışıyorsun? Ben kimseye bir şey anlatmadım. Beyler, Hazal'la yaşadığımız her şeyi bunlara yazdım. Sen kuzeye, sen batıya, sen de doğaya git. Anlatın. Köy köy, kasaba kasaba, gencinden yaşlısına herkese anlatın. Ne boklar yediğimizi anlatın. Ya yalan söyleme, herkese anlatın. Ben sadece bana geri dönmeni istiyorum, hepsi bu ya. Merhaba, ya kitabınızı okudum, benim için imzalar mısınız? Ah tabii hemen. Ya günümüz kaltakizmini o kadar güzel işlemişsiniz ki. Aa, kitapta bahsedilen şerefsiz karı. Değil mi? Fotoğraf çekilememiz ne olur. Kitap yazmışsınız, şerefsiz, hala bana dön diyorsun, ne diyorsun lan? Yani ben sadece bana geri dönmeni istiyorum, hepsi bu. Efendim, yayına son 3 saniye. Değerli yurttaşlar, eski kız arkadaşım Azal tam 7 kez kürtaj yaptırdı. Lan ne zaman oldu öyle bir şey? Uydurma, saçma sapan. Dönmüyor mu bana? Ne dönmesi lan? Dönülür mü bu saatten sonra? Seviye mi bıraktın? Kürtaja para yetiştiremeyince sonuncuyu ben kendim kokteyl pipetiyle yaptım. Bugün 23 Nisan oğlum. Ne istersen olsun. Aç ne istiyorsan izle. Baba bilgisayarı değiştirecektin, onu değiştirelim. Bana da bir tane Apple telefon alacaktın hani. Onu da köpek alacaktın, hatırladın mı? Hani 23 Nisan diye maaşım 10 bin lira mı oldu benim? Hani her istediğim olacaktı. Tamam 5 dakika oturdun koltuğuma, kalk hadi tamam. Oğlum dedenin babaannenin yanında evde olan olayları anlatma, tamam mı? Anlatmam zaten baba. Çünkü o bizim ailemizin özeli. Heh aferin oğlum benim. Hadi durdurdum ya, sen geleceksin. Hadi başlayalım. Geldim, geldim. Hadi başla, başla. Ondan sonra babam boşanalım o zaman dedi. Annem de boşanalım dedi. Zaten muradına erer o zaman şirret. İkinci ve sıfır araç alımlarında şok ne oldu bu? Reklam 50 lira verdi. Reklam atlasın. Gelin kime şıllık demiş. Öğrenin hadi çabuk. Al hadi 50 lira al, anlat. Annen dedi babaannemi kastederek, sonra babam düzgün konuş, annem öyle diyemezsin dedi. Ne konuşacağım be dedi. Hakan abim bile diyor dedi senin annen. Ne demiş Hakan, ben anlamadım. Yok, oraya Hakan'ın oğlan telif atmış. Orayı küçük torundan dinleyeceğiz. Sen devam et oğlum.